Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Pascal. Pascal. Alo Pascal. Anne sen misin? Evet ben ananım. Kalk yine yat. Allah Allah. Burada sırtın ağrıyacak çocuğum. Anne. Kandıralı uyan be kardeşim. Abi ne oluyor? Neredeyiz? Savaş mı çıktı? Ya yayın masasına başını koymuş bebişler gibi uyuyorsun Pasko, bu ne ya? Ya Kadir sorma ya. Çok az uyudum ya. Çok az ya. Yavrum tutturdun beni de sahura kaldır diye, ben ne yapayım? İftar kaç saat var? Yavrum güneş daha yeni doğdu, sen iftarı soruyorsun. Kadir sahurda ne yedik biz? Ben yerimden kar kalmıyor. Yavrum Pascal yandan bakınca harbiden basketbol topu yutmuş boğa yılanı gibi gözüküyor. Üstle alt incecik, ortada kocaman bir şey var kalın. Kadir sen ne yedirdin bana ya? Abicim önden bir mercimek çorbası içtik. Onun önünde de hafif bir kahvaltı yaptık. Arkasından nohutlu pilav yedik, bir de kuru eri koşafı. 1,5 falandı yani pilavda. 1,5 pilav mı? Sabaha karşı. Ne yapıyorsun ya? Agob'un kazı gibi nefessiz yedin ama Pascal. Abi üstümde ağırlık var. Susadın mı? Merak etme yavrum, sen çocuk orucu tutuyorsun. Öğlen su içer açarsın. Bu oruç içi var ya, zormuş be dedi. Yavrum kim kolay dedi ha? Kolay diyen oldu mu? Zorlanıyorsan tutmayacaksın Allah Allah. Kendin istedin, kendine oruç tutacağım dedim. Biz de öyle yaptık. Abi merak ettim ya. Empati yapayım dedi. Ne oldu empati? Saat daha 9 olmadı ya. Başladın ağlamaya. Yok susadım, yok uykum var. Abi sen şimdi 30 gün böyle oruç mu tutacaksın? Evet. Allah yardım etsin. Asıl şu anda beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken trafik canavarıyla cebelleşen halkımıza Allah yardım etsin Pascal. Amin. İnşallah. Allah zaten yardımcı olur da biz nasıl yardımcı olacağız? Beton orman yolundaki halkımıza ne yapacağız Pascal? Makara kukara yaparız. Efendim Ramazan münasebetiyle negatifinizi çok çok emecek ama pozitifi de dazır dazır verecek, merak etmeyin efendim. Kadir sordun mu abi? Neyi abi? Ya, negatif için. Sordum abi. Vatandaşın negatifini çok çok emmek orucu bozar mı diye sordum. Abi. Beyefendi burası ciddi bir kurum deyip yüzüme kapattı. O yüzden ne olur ne olmaz diye negatifi sen emeceksin artık. Çünkü sen zabbarsın ya. Zabbar ne abi? Yani oruç tutmuyorsun doğal olarak. Sen negatifi çok çok emebilirsin. Ben de pozitifi veririm. İş bölümü yaparız yani. Olur baba. Arkamıza fayda olsun. Pascal, Murat abiyle ilgili bir şey anlatacağım sana. Anlat. Şimdi geçen sene Göcek'teydik hatırlarsın. Senin çocuklar, yenge falan. Evet. Akşam saat 4 gibi evin orada bir baktım, Murat hamakta yatıyor. Ama sefadan gözleri süzülmüş. Ne yapıyorsun dedim. Ne dedi? Ne dedi? Size daha fazla faydalı olabilirim. Nasıl faydalı olabilirim? Onu düşünüyorum Kadir'im dedi. Senin ben var ya. Yalan değilim. Abi 100 yılın cevabı ya. Bundan sonra biri bana ne yapıyorsun dediğinde direkt bunu söyleyeceğim Pascal. Peki sen? Ben? Twitter adresi? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Lütfen bize tweet atın, yazın, çizin. Aragaz başladı efendim. İşiniz gücünüz rast gelsin. Tabancanızdan ses gelsin. Aynı aynı işler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Geldi. Şu an stüdyomuzda kim var canım? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşen ilk ve en iri bilgi taneci. Cehalet ejderhasını gördüğü yerde avlayan cesur bilim şövalyesi. İlim irfan menbaı medar iftar. Profesör, doktor Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzu şereflendirdi. Hocam hoş geldin. Dilber Hoca, jetem. Jetem. Ay ne diyorsun yani, böyle saçmalık, üstelik bunu söyleyen de orijinal Fransız. Ay jetem ille de jetem ne demek? Yani Victor Hugo duysa ay kitaplarını yırtar. Albert Camus duysa bir kere daha intihar eder. Ay böyle bir saçmalık olmaz olamaz. Hocam bu sabah yine formdasınız.
O bir şarkıdır aslında. Serdar Ortaç'ın şarkısı. Je t'aime ille de je t'aime diyor. Serdar Ortaç kim? Bülent Ortaçgil'in özeti mi? Espriyi anlamadım. Çok inceydi, o yüzden anlamamışsındır cahil. Neyse Dilber hocam, geçen hafta tenezzül edip dinleyici rüyalarını yorumlamıştınız. Bu büyük bir üstü kabul gördü. Dinleyici bunun devamını istiyor. Devam edebilir miyiz efendim? Kadir, niye gördüler? Hüsnü kabul. Hüsnü kabul ki? Yeni bir tip. Hüsnü kabul insan değil yavrum. Ay cahil işte ya, kara cahil. Hüsnü kabul çok beğenmek anlamında bir deyimdir. Je t'aime ille de je t'aime. Onun gibi bir şey. Yani neyse Dilber hocam, saçmalamayı kessek de rüya yorumlarına mı baksak ya? Hadi oku bakalım. Cahilin rüyası da cahilce olur gerçi ama dur bakalım. Dilber hocam, aslında genel kavramlar üzerinden gidelim önce. Mesela şöyle, ahali de yani bu işi öğrensin manasında söylüyorum. Mesela rüyada yeşil görmek nedir hocam? Yani yeşil murattır. At. At mı, ne atı? Normal at. Rüyada at görme. O ne? Vallahi atın neresini gördüğüne bağlı Pasko. Hocam genel gördüm. At gördüm. At da murattır. Kurbağa görmek hocam? Büyük kısmettir. At da kismet, kurba da kismet, yeşil da kismet. Ya hadi, salıyor bu oğlum. Ay cahil, o genel olarak öyle bir kere, yoksa her rüya görene göre yorumlanır. Zaten şey diyorlar Dilber hocam, rüyayı gören sen değilsin, sana gösteren var diyorlar değil mi? Bir de hocam, Dilber hoca, ayıp şey rüyalar var ya, onları niye görüyoruz? Ben geçen var ya, Christina Aguilera, onu götürdüm. Yani ortalık bu kadar baldır bacak dolu olursa rüyanda da Albert Einstein'ı görecek halin yok. İster istemez Christina Aguilera'yı göreceksin cahil. Hocam bir dinleyici rüyası var, onu yorumlayın lütfen. Şahin diyor ki, hocam rüyamda bir at gördüm ama ben ata değil at bana biniyordu. At sırtımda Üsküdar'a kadar gittik. Acaba rüyam hayra çıkar mı hocam diyor. Şimdi rüyada at görmek murattır. Ata binmek de ferah ermektir. Ama hocam burada at herifi binmiş. Ay yani bunlar nasıl insanlar? Ne yaşıyorlar ki böyle acayip rüyalar görüyorlar? İğrenç insanlar. Ay tiksiniyorum sizden cahiller. Ay bilinçaltı kirlenmiş kötü insanlar. Ulan uykunuzda, uyanık halinizde birbirinden beter koyun sürüsü. Çıtaks! Dilber hocam. Rüyada çıtaks görmek 3 vakte kadar başına bir şey gelecek demektir. Aragaz. Didigar. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Geldi. Dinleyici sorusu var canım. Oku bakayım abi. Senin Instagram adresin neydi? B numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di, onu da belirtelim. Evet efendim, bu arada bize sorularınızı, merak ettiklerinizi gönderin. Necla diyor ki, Kadir abi, Pascal abi, hiç içinizden içinizin cız ettiği bir an oldu mu? Ne oldu da o an içiniz cız etti? Allah Allah. Pascal sen söyle. Kadir ben anlamadım. Ya. Neyi anlamadın? Yani cız nasıl ediyor? Ya şimdi ben bunu sana nasıl anlatayım ki ya şimdi Pasko? Dur bakayım, içimin cız ettiği bir anı anlatayım. Belki o zaman yani ne olduğunu anlarsın. Şimdi bakayım. Yıllar evvel İstanbul'un köklü ailelerinden birinin kızıyla flört ediyorum. Beyaz Türk. Evet, beyaza çalan gri diyelim. Kızın bir taraftan yedi göbek İstanbullu bir ailesi var. Öbür tarafı Mahmut Paşa'da halıcı, babası efendim Kayserili falan. Paşa torunu kafalayıp köşke iç güveysi girmiş. Kızlarıyla da ben çıkıyorum. Neyse ilk randevum. Dedim ki bu ekabir ailenin kızı. Ben bunu iyi bir yere götüreyim. Ama böyle hani Maxim gibi bir gazino değil de iyi bir restoran. Çünkü Maxim'de hesabı ödemek için dalağa böbreği vermek gerekiyordu. Bak buradan sana bir abi tavsiyesi Pasko. Mutfağa hem et hem balık olan restorana gitme. Niye bu? Hesap öderken fecaat olabiliyor kardeşim. Nasıl? Şimdi ben aldım kızı, gittim bir restorana, menü geldi. Hı hı. Baktım bir taraf kırmızı et, bir taraf balık. Balık tarafı haşır. Normal. Et tarafı biraz daha normal. Kızı inceden bir muhabbetle kırmızı ete angaje ettim. Nasıl yapayım onu? Yani buranın pirzolası çok güzeldir. Ah çarşık şahanedir, parmaklarını yersin. Ay. İşledim kızı, ete yöneldi bu. Oğlum ne şeytansın. Sonra? Sonra etler geldi. Kafamdan bir hesap yaptım. Adisyon biraz yüksek ama karşılanabilir. Neşem yerine geldi.
Açtım muhabbeti, kızı güldürmeye başladım. Kız gülmekten yemek yiyemiyor. Formundayım. Resmen stand-up show yapıyorum. Ama bir hata yaptım. Ne yaptın abi? Muhabbeti erken açtım. Kız etten hiç yemedi. Sohbet ederken et soğudu. Tamam. Biz ne zaman etti? Ya şu zaman etti. Kız etten bir gıdım aldı. Ay bu soğumuş, kayış gibi olmuş. Ben full de mer yiyeyim bari. Ne dedi? Full de mer. Yani deniz ürünleri tabağı yiyeceğim. Gözümün önüne menü geldi. Hayalimdeki menüde full de mer'i buldum. Karşısında yazan fiyatı gördüm. Aha şuram cız etti. Anladın? Niye etti? Çünkü full de mer'in fiyatı 64 GB iPad 2 fiyatı kadar. Onu görünce tabii içim cız etti. Anladın mı şimdi? Anladım abi. Çok iyi anladım. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Sir. İşte yüksek sanat saatleri geldi kardeşim. Abi yapma be. Şiir olmasın. Ha? Abi şiirsiz olmaz. Pasko, şiirsiz olmaz. Yüksek sanat olmadan bizim dinleyicimiz mutlu olmuyor. Olmuyor. Yani hassas ve rakik ruhlu insanlar dinliyor bizi. Dakik ne abi? Dakik değil, rakik. Yani rekaket sahibi. Ne söylüyorsun be? Aç sözlüğe bak, her lafın izanı mı yapacaksın? Paskal'cığım, aziz mübarek Ramazan ayındayız. Ben de Ramazan'la ilgili bir şiir yazdım. Dün gece sahur davulcusu geçerken duygularım tosardı. Bu satırları kaleme aldım. Ramazan ayına mahsus bir şiir diye. Ne diyorsun abi? Bu şiirde Pascal, iftar vakti yaklaştıkça sabırsızlanan, iftara yaklaştıkça suratı Romanya bayrağındaki kırmızı gibi olan, sabırsız oruçluların haleti ruhiyesini işledi. Sabırsız oruçlu. Öyle bir şey mi var? Sabırsız oruçlunun iftar vakti yaklaştıkça yaşadıklarını anlatan bir şiir kaleme almaya çalıştım. Oku bakayım hadi. Ne ses abi? Balon gibisin. Bağırmadın mı? Oruç var ya abi, enerjiyi ekonomik harcamamız gerekiyor. Sen yap işte. Efendim işte mısra. İşte dize, işte uyak, işte kafiye, işte dipten doğruya, habbeden kubbeye his. Güneş yaktıkça yakıyor, börekler bana bakıyor, ağzımın da suyu akıyor, iftar vakti yaklaşınca. Çatarım her gün birine, kaçarım hemen serine, gözlerim göçmüş derine, iftar vakti. İstedim manen dolayım, maddiyattan kurtulayım, ben şimdi kime dalayım, iftar vakti yaklaştıkça. Vakit geçireyim dedim, neler yapsam bilemedim, pide kuyruğunu yedim, iftar vakti yaklaştıkça. Masaya hurma koyarım, bu akşam zor doyarım, saniyeleri sayarım, iftar vakti yaklaştıkça. Sevaplarım katlayacak, şeytan bile çatlayacak, bu top bize patlayacak, iftar vakti yaklaşınca. Nasıl buldun Pascal? Top bize patlayacak derken? Yavrum eskiden, çok eskiden iftar saatini top ateşiyle duyurulanmıştı Pascal. Bildiğin top silahıyla yani. Yok artık. Harbi mi? Ama Kadir, şehir yıkılır ya. Abicim gerizekalı. Topları şehre çevirip iftar topu diye millete güllelerle topu tutmuyorlar ki. Kuru sıkı yani. Çitaks. Öyle desene ya be. Ya ecnebi kafası, ne acayip bir kafa vallahi ya. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Fönlü Morikante'yi bildin. Tamam. Evet. Amerikan başkanlığı. Ya yani biz Fönlü Morikante diyoruz ya ona. Evet. Bu Trump Suudi Arabistan'a gitti biliyorsun. Neydin? Ya bu Amerikan başkanları seçildiklerinde Müslüman dünyasına verecekleri mesajları bir Müslüman ülkeye giderek veriyorlar. Mesela Obama da Türkiye'ye gelmişti, konuşmuştu. Ortaköy'de hatta dolaşmıştı. Kumpir yemiş mi? Kim? Obama. Obama niye kumpir yesin abi? Abi Ortaköy gittiyse kumpir yemiş. Yavrum kumpir yememiş.
gümüşçülerden karısına çakma gümüş küpe almış. Adam değil be. Vallahi bak abi, insan karısına saate bir şey alır mı? Ya Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden Obama'nın Ortaköy'de yediği kumpire. Nasıl geliyoruz biz abi ya? Abi ne bileyim ben, laf laf açıyor. Neyse Dina, Dina. Ha. Şimdi bu Suud, Trump Suudi Arabistan'da Arap krallarıyla beraber elinde kılıç alıp dans etti biliyorsun. Aa, nasıl dansı? Var ya yani bu Arapların kılıçla yaptıkları saçma sapan bir şey var. Hani höt desen kaçacak delik arayan adamlar ellerinde kılıçla böyle bir gösteri yapıyorlar. Ben de onu anlamıyorum, neyin gösterisi o da, neyse. Kadir sen şimdi Araplara laf mı sıktın? Yok abi, yani öyle bir şey değil yani. Hani ben biraz şey yaptım yani, mizahi yani bir yaklaşım. Öyle bir şey. Aa, telefonum çalıyor. Ay benimki ötüyor. Affedersin, affedersin. Alo. Aleyküm selam, kimsin? Ooo Donald Trump, nasılsın Trump abi? Ha Pascal da burada. A- Ayla, Füllü, ne yaptın? Şşş, bana bak, Araplar var ya, seninkisi fena yürümüş. He, okudum haberleri. Alo Trump abi, sen şimdi niye oynadın bu Araplara, ben onu merak ettim ya. Bakıyorum Arap kralı, sen kelli felli adamlarsınız, ortada döneliyorsunuz. Yakıştı mı abi bu hareketler, ha? Evet, evet. Ha, alırlar doğru. Ne diyor, ne diyor? Vallahi diyor, uçaktan indim diyor, daha selamun aleyküm, aleyküm selam demeden koluma girip beni ortaya aldılar diyor. Bunlar diyor çengi gibi oynattılar beni ortada diyor. Benim hanımla kızı da oynattılar diyor. Adamlar resmen Amerikan başkanlık ailesine, oturak alemine mevzu yaptılar, oynattılar. Kepaze olduk döndük Kadir'im diyor. Abi bunlar maymun olmuş ya. Vallahi iflah olmaz lazım. Alo Trump abi. Yalnız bu Suudi prensler seninkilere acayip bakmışlar ya. Gazetede gördüm. Çöl faresi Kermit gibi dikmiş gözleri senin aileye bakıyorlar. Aman diyeyim, aman aman. He, bak Arap dersin, zengin dersin, saray dersin, oryantalist dersin, estetik dersin. Yemin ediyorum sülaleni alıp kervana katarlar ha. Allah muhafaza. He. Yani gecelerde masalara meze olursunuz abi, abi. Araplar sever o işi. Senin tecrüben var galiba acım. Yok be abi, görüyoruz duruyoruz. Alo Trump abi. Efendim, kaç dolar? $1000. Nereden buldun? Hadi canım. Ne diyor? Kadir diyor, elimde diyor $1000 var diyor. Nereden bulmuş? Dans ederken diyor alnıma yapıştırdılar diyor. Niye benim alnıma para yapıştırdılar, ben ne yapayım bu parayı? Anlatsana kendin. Ya şimdi Trump abi, şimdi o avatura denen bir şey. Genelde böyle hani çalan sas heyetine, oynayana, dansöze, çengiye falan yapıştırılır. Bir tür bahşiş diye. Onu koy cebine abi, senin o para. Geri isterler mi, istemezler ya. Tamam hadi, kısa günün kârı Trump. Hadi, hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin. Fünlü hadi bakayım. Ayro Fünlü, zaman kötü. Golla Trump'ı, ona göre. Çitaks dedi, kapadı Pascal. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Geldi. Şu an stüdyomuzda kim var? Eşber Hoca geldi. Hanımlar beyler, ünlü ekonomist ve finans danışmanı. Malatya'nın medarı iftiharı. Amerikan Merkez Bankası'nın gel başımıza geç bizi yönet şeklindeki teklifine ben haram paraya el sürmem deyip reddeden. Japon imparatoruna borsa tüyosu veren. Paranın sihirbazı. Eşber Siftah hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Eşber hocam nasılsın? Vallahi ne örek kardeş, eyih ya. Ya siz nasılsınız göbeller? Seni gördük daha iyi olduk. Yaşşala Araboğlu, babana rahmet la. Ya Kadir çok tatlı diller var bu Araboğlu'nun ya. Öyledir hocam. Şeytan tüyü vardır Pascal'da. Ya gözlere bak hele kardeş, bıcır bıcır ya. Bak bizim Malatya'da sazcı Hulusi abi vardı abi. Hatta bak bir de şarkısı vardı kardeş. İçinde aşk olmayan döşü neyleyim? Neyleyim? İçinde aşk olmayan döşü neyleyim? Gına gecelerinde falan söylerdi bunu böyle. O da bu Araboğlu gibi böyle şeytan tüyü vardı böyle. Çok kızların canını yaktı. En son kardeş bu bir gına gecesinde bir kıza böyle işbar ederken kızın abileri bunu gördüler. Kayısı bahçesine çekip sazını soktulardı ya. Hocam
saz kara düzen miydi, çöğür müydü? Yani uzun sap mıydı, kısa sap mıydı, merak ettim ben. Vallahi biz de merak ettik kardeş. Saydık biz saptaki perdeleri saydık. 19 tane perde vardı. He kardeşim. O zaman kısa sap, kısa sap, çöğür o zaman. Kara düzen olsa 25 perdeye kadar yolu var onun. Abi ne diyorsun oğlum ya? Uğruç kafa vurdu. Harbiden geyiği harmanladık, kendimizden geçtik ya. Mevzuya dön. Hocam dünya ekonomisi nereye gidiyor? Anasının a... Anasının aradığı numaraya ulaşamayınca tabii çok sinirlenmiş kardeş. Hocam küfür. Küfür 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 küfür. Peki peki Eşber hocam. Döviz ne olacak? Dövize girelim mi? Kardeş dövize girin, sonra çıkın. Borsaya girin ama fazla kalmayın, oradan da çıkın. En sonunda hemen alan parayı komple sokun, orada epey bir kalsın. Eşber hocam, orada faiz yüksek mi? Götüne bağlı kardeş. Tövbe yarabbi yarabbel alemin ya. Ya az mübarek gün ya, beni konuşturuyorsunuz oğlum ya. Ya Ramazan gelmiş, bari az mübarek ayda Masiva'dan biraz kopun da ahirete yatırım yapın kardeş ya. Ya dolar molar hikaye kardeş. En güzel yatırım sadakadır kardeş. Sadakası bol alan adamın cebinden mangır eksik olmaz kardeşim ya. Ya hocam ne adamlar var görüyoruz. Ne sadaka veriyor ne hayır işliyor. Ama dünya kadar parası var. O nasıl oluyor? Belki gizliden yapıyor kardeşim. Ne bilirsin la oğlum, siz başkasına ne bakıyorsunuz ya? Ya siz kendinize bakacaksınız ya. Ben size en büyük yatırımın ne olduğunu söyleyeyim mi? Bininize 10 bin katmak ister misiniz? Oo, bine 10 bin. Kim istemez hocam, söyle. Hocam hemen söyle. Yetim öksüz sevindirin ya. La oğlum o ne ya? Sesiniz çıkmıyor ya. Hocam bu mu yani? La sığır, dolardan da iyi, borsadan da iyi. Dene bak, bir Allah'ın kulu sırtını yerine getiremez ya. Ya iyi de hocam, bize reel ekonomik bir yatırım aracı önerin ya. Elimizdeki paralarla kaldık böyle. Kardeşim parayı pulu ya. Bak bakayım hele, paraların üstünde adın yazayım mı? Yazmıyor. Üstünde adın yazmayan hiçbir şey senin değildir kardeşim ya. Ya senin olmayan şey için de uğraşmaya değmez ya. La oğlum onu bunu bırakın da. Ya biz iftarda ne yiyecek hele ya, onu şimdi söyleyeyim. Şimdi Eşber hocam, iftarda benim canım çok sağlam bir kahvaltı çekiyor hocam. Yaşa Kadir'im ya. Hele serpme kahvaltı yapak kardeş. He, güzel 5 çeşit peynirimiz var. Bağdı, yağdı, baldı, reçel, tereyağı, kızarmış ekmek, pastırma, hurma. Güzel çeşit çeşit zeytin yaptırıyorum. Hocam Kadir sana sucuk da kızartır. Ramazan'da sucuk olmaz Pascal. Niagara şelalesiysen kanamazsın. Eşber hocam, sizin ekstra bir isteğiniz var mı Can Bey? Ya kardeş, çikolata şelalesi çekiyor canım ya. Çikolata şelalesi mi? İftarda mı? Bu ne ya? Aşeren kadın gibi böyle bir şey istenmez ki. Ya bilmiyorum kardeş ya. Ya canım nasıl böyle bir çikolata şelalesi istedi ya? Kadir aldır abi. Vallahi bak. Altına yatır hocam. Hocamı altına yatır. Yaşşı Araboğlu ya. Koş! Ya bir dakika ya kardeş ya, oruçluyuz ya. Ya çay mayda içemeyiz ya. Şitaks. Oley be. Bir yer boyunca ofis boy muamelesi yok. E süper ya. Mübarek Ramazan. Bana da faydalı. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Jeremy'yi tanıyor musun? O kim ya? Bir salyangoz. Kadir, bu oruç var ya, sana yaramadı. Ne salyangozu be? Ya haber bu kardeşim. İngiltere'de bir salyangoz kabuğundaki spiral saat yönünün tersine dönüyormuş. Milyonda milyarda bir görülen bir şeymiş bu. Adını Jeremy koymuşlar, erkekmiş. Çiftleşmek için kendisi gibi kabuğu ters yönde gelişen dişi bir salyangoza ihtiyacı varmıştı. 3 tane bulmuşlar ama dişi salyangozlar Jeremy ile birlikte olmayı reddetmiş. Abi erkek olmak var ya, zor ya. Bak salyangoza, onu dibe reddetmişler. Pascal, ben derim ki bu salyangoz Jeremy'yi arayalım kardeşim. Evet abi, ara abi, konuşalım. O da bir erkek be, dertleşelim ya. Evet efendim, kabuğu ters yönde gelişen ve 3 dişinin birlikte olmayı reddettiği salyangoz Jeremy'yi arıyoruz efendim. Çalıyor, çalıyor. Aha da açıyor. Alo. Kabuğu ters yönde gelişen ve 3 dişinin birlikte olmayı reddettiği salyangoz Jeremy ile mi görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Jeremy. Ben Kadir Şöptemir. Kadir, ne haber abi ya? Nasılsın? Sağ ol Jeremy'm, sağ ol canım ben. Bak Pascal Numa da burada. Kanka Cero, ne haber baba? Nasılsın kardeşim? Alo Kadir, bak seninle her türlü konuşuyorum ama o yandaki dangoza fena taciz oluyorum ha, ona göre yani. Cero, ben sana ne yaptın ya? Ya sen Fransız değil misin arkadaşım? Evet.
Fransızlar salyangoz yemiyorlar mı lan? Yiyorlar da ben yemem. Arkadaşım ya, ya yemek için Allah neler yaratmış kardeşim. Yani bir salyangoz mu kaldı ya? Ya necis bir milletsiniz. Yeminle yatacak yeriniz yok ya. Ya kardeşim, git Fransızca konuş. Bana ne konuşuyorsun? Abi bu salyangoz yeme muhabbetini kesin artık. Ramazan'da kendimize gelelim ya. Özür diliyorum Kadir'cim ya. Evet haklısın. Allah kabul etsin vallahi. Jeremy ne oldu yavrum, senin kabuk terse dönüyormuştu? Abi yani bunu neden bu kadar abarttılar? Yani anlamıyorum ya. İnsanların solak olması gibi bir şey bu yani. Ya salyangozlar da arada olur böyle ya. Ama Ciro, üç kız seni reddetmiş. Ya bırak abi kezbanları ya. Allah Allah, salyangozun kezbanı mı olur abi? Olmaz mı ya? Ya bırak şunları. Mezarlık salyangozu bunlar abicim. Kaliteleri belli ya. Ya ben onları reddettim Kadir. Ama arkadaşım, kimseyi küçük görme. Lütfen, salyangoz bile olsa. Kes artist, adam ol önce. Allah'ın Fransızı seni. İnsan gibi beslenmeyi öğrenin de ondan sonra konuşalım sizle. Kadir bak, ağzıma buzlayacağım ya. Mübarek aydayız. Neyse, alo Jeremy. Peki böyle farklı olmak, yani milyonda milyarda bir rastlanan bir canlı olmak nasıl bir duygu abi? Vallahi Kadir'cim şöhreti iğrenç bir şey ya. Yani kafesteki maymun gibi oluyorsun abi bir yerde ya. Para kazanırken iyi ama. Lan sır, ben salyangozum. Parayı ne yapacağım yani? Bak para diyorsun değil mi? Parayı ite versen yer mi, kuşa versen yer mi abi? Aslana verip al şu parayı da beni yeme aslan desen, para yüzünden aslan seni yemekten vazgeçer mi? O da hayır abi. O zaman bu paraya takmak nedir arkadaş ya? Ya Cerem bak, senin kabuk hem terse gidiyor hem de biraz beyne baskı yapıyor galiba usta ya. Ha? Neden bu kadar acı konuşuyorsun arkadaş? Ya para kötü bir şey değil ki, güzel bir şey ya. İlla paraya tapmak da gerekmiyor. Paranın olması, madden rahat olmak güzel bir şey. Bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi. Ona tapmak anlamında değil ki bu. Parayı da bu kadar itmemek lazım yani. İnsan uzağına itmemeli. Çağırmak lazım, gelsin kardeşim. Ha, para seni değil, sen parayı yönet ama. Öyle olduktan sonra problem yok. Ona dikkat et. Çotanak. Çotanak değil abi. Çotanak değil lan. Ştaks. Tamam tamam, neyse uzatmayalım. Zaten pasta saate bak ya. Bırak Jeremy Meremi nereye kadar abi. Mesai bitmiştir, biz gideriz. Efendim yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.